özellikleri kalam Ebrajde ata küçük çalı şeklinde gelişir. Küçük, biraz sık dallarıyla kompakt yapılıdır. Doğru bakım sayesinde boyu ortalama 1,5 metre civarlarında olur. Yıldan yıla yan dallarıyla daha da gösterişli hale gelir. Tabi o kadar büyütmek zorunda değilsiniz. Dikkatli budamalarla istediğiniz boyda ve istediğiniz biçimde tutmanızda bir sakınca yok. Yaprakları kaşık biçimli. En uçtan biraz sivrice ve az etlidir. İngilizce bu bitkiye gümüş çay kaşıkları denmesi yaygındır. Silver tea ama o kadar mini yapraklı değildir. Yaprak irili çay kaşığı ile yemek kaşığı arası ölçülerdedir. Rengi ise açık tonda zeytuni yeşil, buz yeşili ve gümüşü yeşil arasında, yerine ve yapraklarının gelişmişlik derecelerine göre değişir. Sıcak artı güneş artı su sıkıntısı karşısında yapraklarda tüylülük fazlalaşır ve yapraklar beyazımsı, parlak gümüş renge görünür. Ama gümüş adlı kültivarının, kalam C. Hoebraj'de ata silver. Gümüşü renk kalması genelde her zaman için geçerlidir. Zaten bu kültivarı daha yaygındır. Esas türü bazen yemyeşil yapraklıdır. Kış sonu ile yaz başı arası döneminde çiçek açar. Kendisine çok benzeyen iki yakın akrabası türden ancak çiçek rengi ile ayırt edebilirsiniz. Diğer iki tür beyaz ve sarı çiçek açar ama kalan Ceho ata türünün çiçekleri turuncudur. Soğuğa dayanıklılığı kış soğuklarına dayanıklılığı hakkında verilen bilgiler çelişkili. 12 derece ve 4 derece diyenler var, ama hiç önemli değil. Zira kışın dışarıda bırakmamak gerekiyor, soğuk rüzgarlar, Soğuk yerde ıslanması ve dolu yağışları tüm yapraklarını mahvedecektir. Eğer dışarıda tutmak istiyorsanız sonbahar serinleri başlamadan önce içeri almalısınız. İlkbaharda dışarı çıkarmak için ise en düşük gece ısısının 16 dereden aşağı düşmediği günler kesinleşmeden önce dışarı çıkarmayın. Kullanım tropikal iklim bölgelerinde kalan Cehoebraj'de ata muhteşem bir peyzaj bitkisidir. Koyu yeşil ya da kızıl slash mor renkli yaprakları olan bitkilerle bir arada çok güzel görünür. Biz ancak büyük saksılarda uygun bitkilerle aranjman yapabiliriz. Yetiştirme ve bakımı. Kalamceho C. Hoebraj'de ata uzun süre direkt güneş alan yerlerde yetiştirilmelidir. Güneş eksikliğinde sağlıksız ve çirkin görünümlü olur. Sadece, yazın şiddetli sıcak olan memleketlerde, Haziran ortasından Ağustos sonuna kadar tamle saatlerinin de gelen güneşini direkt almamalıdır. Bu damaları ne zaman gerekli görürseniz yapın, İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Toprak sulama toprak ve sulama ihtiyaçları açısından en hassas bitkilerdendir. En küçük bir hatanızda kökleri hızla çürür. İşi şansa bırakmayıp burada anlattığım gibi bakım yapın. Çünkü bu türü yaprak güzelliği için yetiştiriyoruz. İkide birde köklerini çürütmek, dallarından yeniden köklendirmekle uğraşmak saçma olur. Saksının dibinde bir değil birkaç delik olması lazım ki suladığınızda içeride bir damla su bile kalmadan tümü dışarı süzülsün. Toprak olarak iki ölçü torf toprak, veya maki süprüntüsü, artı bir ölçü 4 ila 5 mm iri taneli temiz dere kumu artı bir ölçü ponza taşı artı bir ölçü akıllı gübre karışımı yapın. Akıllı gübre, yani herkesin saksı topraklarından görüp böcek yumurtaları sandığı mini boncuklar şeklindeki kuru bitki besini, genel amaçlısını veya kaktüslere uygun olanını tercih edin. Eğer bulabilirseniz torf veya maki çürüntüsü yerine humuslu çürüntülü doğal toprak çok daha iyidir. Ama yine aynı şekilde küm ve panza ile karışım yapın. Bu takdirde akıllı gübre bitki besini filan istemez. Kalam C. H. ata pek sulama istemiyor. Fazla sıcak yaz aylarında toprak iyice kurudukça, az sıcak yaz ve bahar aylarında, hızlı gelişim zamanı, biraz daha sık, serin aylarda ise toprak tamamıyla kopkuru halde geldikten sonra acele etmeden, 5-10 gün sonra sulayın. Sulamalarda su miktarı mutlaka saksı alt deliklerinden dışarı bolca su çıkacak miktarda olmalıdır. Kışın ise, eğer ortam süper zengin evleri gibi 7 bölü 24 sürekli sıcak olmuyorsa asla asılamayın. Çünkü bir sıcak bir soğuk ortamlarda toprağının ıslak olmasında kök çürüme riski yüksektir. Saksı toprak değişimi her iki yılda bir ilkbahar ortasında saksısından çıkarın. Köklerini eski toprağından fazla ayırmayın. Yeni ayarladığınız toprak karışımı ile tekrar saksısına yerleştirin. Eğer daha büyük saksı gerekecek kadar fazla büyümüşse az farkla büyük bir saksı kullanın zararlıları yaprak bitlerinin hem yapraklarına hem dallarına dadanması mümkündür. Gözünüz daima üzerinde olsun. Ara sıra büyüteçle dikkatle inceleyin. Tek bir tane bile yaprak biti görürseniz derhal ilaçlayın. Üretim. Her şekilde kolaylıkla çoğaltılabilir. Dip sürgünlerini ayırırsınız köklü olmalarına hiç gerek yok ve dipten keserek almanızda da sakınca yok veya dallarından alıp köklendirebilirsiniz. Kestiğiniz dalları birkaç gün açıkta bekletin. Sonra kuru toprağa dikin ve 3 gün geçmeden sulamayın. Yaprak çeliği ile üretim kalan Cehoebraç'te ata tek yaprak çeliği ile üretime en uygun sukulentlerden biridir. Çevreye düşmüş yaprakları bile kendiliğinden fide oluşturur. Ama daha başarılı üretim için şöyle yapın en uygun zaman ilkbaharın ortasıdır ve mutlaka açık havada dışarıda yapmalısınız. Henüz yeni tam olgunlaşmış yapraklardan yani güçlülerinden bir iki tanesini yaprak sapıyla beraber daldan ayırıp alın. 4-5 gün açıkta bekletin. Bu sırada 2 mm tertemiz dere kumu hazırlayın. Yani kumu iyice yıkayın ve kızgın güneş altında kurudun. Kuru olarak kavanoz kapalı gibi bir şeye doldurun. Derinlik 3 cm olsun en uygunu budur. Daha derin olması fazla su tutmasına, kolayca kurumamasına neden olur. Yaprakları kumun üstüne koyun. Yaprağın sapı hafifçe gömülü olsun. Bu sayıda filiz gelişirken hızlıca kök salacaktır. Diğer usullerde de filizlenir ama pek kök salmaz. Sulamayın. Her gün üzerine hafifçe su fıs fıslayın veya her gün olmasa bile 2-3 günde bir su fıs fıslamaya devam edin. Az güneşli yerde tutmalısınız. Yaprak sapının en ucundan en az bir tane mini fide verir. Bu mini fideler biraz güçlenince alıp mini viol saksılara ekin. Toprak olarak yukarıda tarif ettiğim gibi karışım yapmalısınız. Doğru şartlarda mini fideler hızla büyüyecektir.